Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kraton bitkisi hakkında bilgi vereceğim. Bugünkü konumuz kraton. Kraton çiçeği yeşil ve narin yapraklarından oluşmaktadır. Güneşi iyi gören bir yerde olursa yaprakları kırmızılaşmaya başlar. Çok güzel bir salon bitkisidir. Dolaylı yoldan ışık almalıdır. Tabi direkt ışık da vermemelisiniz. Direkt ışık alırsa yapraklarının yanmasına neden olabilir. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bulunmaması lazım. Bu da bitkinizin ölmesine sebep olur. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda bırakırsanız bitkileriniz ölebilir. Genel olarak da aslında bitkileri uygun sıcaklıklarda yetiştirilmesi gerekmektedir. Yine toprağına vitamin ve minerallerle besleyebilirsiniz. Benimki de gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bitkim büyüme ve gelişme gösteriyor. Salon bitkisidir kendisi. Yine salon ve ofislerde kolaylıkla bakılabilen bir türdür. Saksı bitkinin büyüklüğüne göre değiştirilmelidir. Yani saksının boyutu bitkiye göre ayarlanmalıdır. Farklı bitkilerle temas etmemelidir. Eğer farklı bitkilerle temas ederse yapraklarında solma gösterilir. Yani direkt yaprakları başka bitkilere değmemelidir. Buna dikkat etmelisiniz. Yine sulamasını da toprağı kurudukça yapmalısınızdır. Yaz ve kış aylarında sulaması farklı olur. Kışın daha az su vermelisiniz. Yazın ise kurudukça toprağını sulama yapabilirsiniz. Eğer aşırı su verirseniz bitkinizin ölümüne sebep olabilir. Suyunuzu dinlendirip verin bitkinize. Zaten tüm bitkilerde de bu geçerlidir. Yani suyu dinlendirmeden verirseniz bitkinizin gelişimi yavaş olur. Musluk suyunu dinlendirdikten sonra verirseniz daha iyi gelişim gösterir bitkileriniz. Oda sıcaklığı 15 derecenin altına düşmemelidir. 15 derecenin altına düşerse bitkiniz gelişmesi durur ve ölmesine neden olur. Yeterli ısı, ışık, su miktarı oldu mu bitkiniz çok güzel gelişme gösterir. Saksısı geçirgen bir toprakta olmalıdır. Saksısı drenajı olmazsa bitkiniz yine çürüme gösterir. Drenajlı yani delikli bir saksı ekerseniz sizin için fayda sunacaktır. Köklerinden ayrılan yavru ile farklı bir saksı ekebilirsiniz yavrularını. Yine ben birkaç yerde daha gördüm. Dalları oluşuyor bitkinin. Bu dallardan da çoğaltma işlemi yapıyorlar. Tabi bu bir uzun işlem sürüyor. Köklenmesi gerek. Suda bekliyor yaklaşık 2-3 ay. Ondan sonra toprağa ekiliyor. En kolay basit yöntemi ise toprakta kendinden çıkan ayrı dallardan direkt yeni bir saksıya ekerek çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benimkini size şöyle göstereyim. Kocaman oldu. Ben bunu küçükken almıştım. Bayağı büyüdü. Çok güzel oldu. Kraton bitkim. Şöyle göstereyim. Renkleriyle muhteşem duruyor. Siz de alıp evinizde büyütebilirsiniz. Çok güzel bir bitki. Arkadaşlar yine size fikir olsun diye şöyle saksıyı da göstermek istiyorum. Kendi emeğimiz. Saksı yapımı da oldukça basit gördüğünüz gibi. Yani siz de böyle bir saksı oluşturabilirsiniz kendinize. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.